Suriye'den konuşacağız bir kez daha. Dünya politikasının, uluslararası politikadaki gelişmeleri, Türkiye'nin ABD ile Rusya ile ilişkileri, Suriye'de ne yapıp yapamayacağı konusunu konuşacağız. Ve bu uluslararası konuları dış politika alanındaki oldukça yetkin bir isimle konuşacağız, ele alacağız. İlter Turan'la Bilgi Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Doktor, doğru söyledim umarım. Ve dış politika alanında gerçekten sizi yıllardır, 10 yıllardır izliyoruz. Doğru dengeli yorumlarınızla bugün bize umarım çok yardımcı olacak. Direkt olarak şeyden başlayalım. ABD'nin, daha doğrusu Trump diyelim. Trump daha uygun düşüyor ABD değil de. Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı çekebilecek mi? Bu doğru mu, değil mi? Nereye doğru gidiyor gelişmeler? Şimdi efendim, belki doğru mu değil mi'den önce şunu hatırlamakta yarar var. Yani Amerikan askeri müdahaleleri sonucunda Amerika dünyanın muhtelif yerlerine askerler göndermeye uzun süredir devam etmektedir. Ve bu asker gönderme sonucunda Amerika istediği hedefleri de elde eder gözükmemektedir. Bunun belki en dramatik olanı yani Vietnam'da helikopterlerle askerlerin kaçışıdır. Amerikan kamuoyunda da bu asker gönderme işine karşı bir bıkkınlık da ortaya çıkmıştır. Ve eğer hatırlanacak olursa yani Amerikan yönetimleri özellikle başkanlar kendi kampanyalarının bir parçası olarak Amerikan askerlerini eve geri getirme vaatlerini sadece Trump'a inhisar etmiyor bu. Uzun zamandır yapmaktaydılar. Fakat aynı kişiler bir yandan da başka askeri maceralara girmekten geri kalmadıkları gibi geri getirmeyi vaat ettikleri askerleri de vaat ettikleri ölçüde geri getiremediler. Bu tabii bir şey. Çünkü yani siz bir yere bir askeri müdahalede bulunduğunuz zaman askerinizi birdenbire oradan tahliye edecek olursanız oradaki durumun bütün dengelerini bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla o zaman sizin istemediğiniz sonuçların ortaya çıkma olasılığı yükseliyor. İkincisi tabii ülkenin inandırıcılığı ve itibarında da önemli sarsıntılar meydana geliyor. Şimdi bu bakımdan Trump ve diğerleri arasında belki bir fark da yok. Yani Obama da göreve gelirken ben Irak'tan ve Afganistan'dan askerlerimizi geri getireceğim dedi. Fakat henüz gördüğünüz gibi gelmiş değil. Trump daha böyle bir patavatsızca diyelim isterseniz hareket eden bir lider ve Amerika'nın bütün dünyadaki rolünü ve bu rolü ifa ediş biçimini sorgulayan birisi. Dikkat edecek olursanız sadece bu askeri geri getirmekle sınırlı kalmıyor. NATO'dan çekilmekten bahsediyor. Meksika'ya karşı duvar kurmaktan bahsediyor vesaire. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman Trump yönetiminin daha önceki yönetimlerden farklı bir yaklaşımı olduğunu bu konuya görmemiz lazım. Ama sonuçta henüz Amerika'da Beyaz Saray bütün yönetim sistemine ve karar mekanizmalarına hakim olabilmiş değil. Yani Amerikan sisteminde bildiğimiz gibi hani çıkar gruplarının yönetim üzerinde oldukça güçlü etkileri olabiliyor. Kurumların kendileri bu denge ve denetleme sistemi içerisinde bir hayli özerk hareket edebiliyorlar. Ve bütün bunların sonucunda şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Bunu her gün görüyoruz. Trump bir açıklamada bulunuyor. Fakat biraz sonra bu açıklama diğer devlet kurumlarının talepleri ve sağladıkları bilgilerin ışığı altında yeniden şekil almaya başlıyor ve ilk beklenilenle sonradan ortaya çıkan Yani görüntü arasında ciddi fark oradan var. çekilme de öyle birkaç aydı Evet, sonra gerektiği kadar dendi falan ama bu arada enteresan bir şey oldu. Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gergin olup da son zamanlarda ısınmaya başlayan ilişkilerde yeni bir kıvılcım çıktı. Çünkü Trump
Eğer Türkiye Kürtlere dokunursa, onları vurursa ekonomik olarak Türkiye'yi mahvederiz türünden bir açıklama yaptı. Açıklama da yapmıyor. Tweet atıyor arkadaş. Bunun üzerine bizden birinci kademeden değil ikinci, üçüncü kademelerden sert açıklamalar geldi. Erdoğan da bir görüşme yaptığını, olumlu bir görüşme olduğunu vesaire söyledi. Nedir bu açıklamayı, sizin yorumunuz ne acaba? Şimdi efendim şey dediniz de bir kıvılcım çaktı dediniz. Dün bu mülakatı yapıyor olsaydık bu daha doğru olacaktı. Fakat bugünkü gazetelere baktığımız zaman yumuşama şey yaptı, ortaya çıkmış bulunuyor. Hatta yani Trump'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde ticaret hacminin bilmem kaç katına çıkarılması, 75 milyar doları bulması falan gibi temenniler de ifade edilmiş ve hani Türk hükümeti Trump'ın bu hani çok rahatsızlık yaratan bir üslupla ifade ettiği yaklaşıma karşı aynı şekilde cevap vermedi. Daha yumuşak bir tepki verdi ve bir miktar Amerikan yönetimini tekrardan ikna etme çabalarına döndü ve bu kıvılcım diye ifade buyurduğunuz durum yavaş yavaş belki sönmeye başladı. Evet, bir yangına dönüşmeye. Bir yangına dönüşmeden belki ilişkinin yine nispeten iyi şekilde ilerlemesi için bir şey yaptı. Şimdi, bu acaba Suriye'deki bizim planlarımızla mı ilgili, yoksa biz Trump haddini bildi diyebilirdik ama daha yumuşak bir şekilde o Suriye'ye yapılacak operasyonla ve bu konuda hem ABD ile hem de Rusya ile bir uygun zemin bulmak zorunda olmasıyla Türkiye'nin mi ilişkisi? Şimdi hatta belki olayı sadece Suriye ile de sınırlı tutmamak lazım. Yani şimdi mevcut uluslararası görünüme baktığınız zaman ve Türkiye'nin bunun içerisinde izlediği çizgiye, Türkiye bir yandan hani Batı ittifakıyla giderek zayıflamakta olan Batı ittifakıyla ilişkilerini tamamen zedelemek istemiyor. Keza iktisadi bakımdan yani kendi refahı büyük ölçüde yine ticaretinin büyük bir bölümünü yaptığı Batı ülkeleriyle bağlantılı. Bir iktisadi sıkışıklık olsa her ne kadar Türk hükümeti IMF'le bir iş görmeyi arzulamasa da gelecekte böyle bir kurumla iş görmek mecburiyeti de ortaya çıkabilir. Yine o bakımdan Amerikalılarla kavga etmemek gerekiyor. Buna karşılık şeye baktığınız zaman yani Rusya ile gelişen bir ilişkilerimiz var. İktisaden bu ilişkinin önemi oldukça artmış vaziyette ve enerji bağımlılığımız da çok yüksek Rusya'ya karşı. Dolayısıyla onları da gücendirmemek lazım. Ve hani böyle bir ortam içerisinde Türkiye her birine bir yandan işte rekabetçi diyebileceğimiz geçimsizlik unsurlarını içeren ilişkiler yürütüyor. Bir yandan da ilişkilerin mümkün olduğu kadar yumuşak ve iletişimi güçlü bir ortamda ilerlemesini sağlıyor. Şimdi bizim Amerika ile YPG konusunda anlaşmazlığımız var. Bununla birlikte biz yine de sadece Rus füzelerine mahkum olmamak için Patriot füzeleri alma konusunu da şu anda müzakere etmekteyiz. S-400'den vazgeçmiyoruz S-400. Ama Patriot'u alabiliriz. Yani Patriot'u da almak istiyoruz. Aynı şekilde bir yandan Suriye'de Rusya'yla işbirliği yaparken ve İran'la, diğer yandan Amerika'yı da kırmayıp Amerika'nın hatta İran'a getireceği ambargo kurallarına belki Türkiye'ye tanındığı ölçüde esneklik, o esneklik çerçevesinde uymaya çalışacağız. Çok güzel söylüyorsunuz İlter Bey. Bu dengeli gidiş ya da olması gereken dengeli gidiş içinde riske girmeye ne gerek var? Suriye gibi bir barut fıçısının içine dalıp ABD'nin kendi olmazları var. Rusya'nın Astana süreci de öyle ilerledi biliyoruz. Evet. Kendi olmazları var ve biz hem bölgenin en etkili unsurlarından biriyiz diye ortaya çıkıyoruz. Diğer taraftan ABD ile anlaşmak, Rusya'nın iznini almak zorundayız. Böyle bir şeye ne gerek var? Şimdi Suriye'de. Tabii efendim bu sorunuz çok haklı.
baştan itibaren belki Türkiye'nin Arap dünyasında genel olarak ve özellikle Türkiye Suriye'deki gelişmeleri iyi değerlendirmemesinden kaynaklanan bir durumla karşı karşıyayız. Yani Arap Baharı başladıktan sonra Türkiye bu Arap Baharı'nın Orta Doğu'da geri döndürülemeyecek bir değişim getirdiğini ve bu değişimin öncü kolunun da Müslüman kardeşler olduğunu düşündü. Ve bu kendi hükümetimizin de siyasi felsefesine uygun bir gelişmeydi. Zannediyorum hükümetimiz bu değişmenin önünde yer alarak belki bölgenin en önemli devleti olabileceğini ve diğer ülkeleri de yönlendirecek, onlara önderlik edecek bir konumda bulunduğunu gösterdi. Burada belki birkaç bakımdan durum yanlış değerlendirildi. Yani fakat en fazla hata nerede yapıldı dediğiniz zaman birincisi büyük devletlerin bu bölgedeki çıkar ilişkileri iyi değerlendirilemedi. İkincisi Arap ülkelerinin Türk liderliğini kabul gibi bir arzuları olmadığı pek anlaşılamadı yani. Hükümet tarafından. Bunun dışında Suriye üzerine indiğiniz zaman da zannedildi ki hani Esad bir Suriye Alevisi olarak nüfusun %14'ünü temsil ediyor. Geriye kalan %86 Sünni. Buna karşı. Yani. Şimdi bu anlaşılıyor ki tam yanılgılarla dolu bir değerlendirme. Çünkü yani birincisi Sünni olup da laikleşmiş ve Esad'la işbirliği yapan oldukça geniş bir kesim var. Bu bir. İkincisi Suriye'nin nüfusunun %15 civarı Hristiyan. Bunlar da Esad'ı destekliyor konumdalar. Ve Rusya ve İran da Esad'ı desteklediler. Ve dolayısıyla Esad ilk başta böyle gideceğimiş gibi gözükürken giderek güçlendi. Ve Türkiye geleneksel olarak bizim dışişleri memurlarına geçmişte verilen nasihate sadık kalsaydı, yani Arapların işleri iç işlerine karışmayın diye, çok daha rahat edecektik. Ve şunu da hatırlamakta fayda var. Yani 2010 yılına kadar aslında Türkiye hem Araplarla hem İran'la hem İsrail'le çok iyi geçiniyordu ve bütün bu taraflar katında da güvenilir bir ülke olarak kabul edilmekteydi. Türkiye'nin arabuluculuğu benimsenebiliyordu. Türkiye bütün bu bölgelerde önemli bir iktisadi aktör olma yolunda mesafe kat etmişti. Bu bölgenin siyasi önderliğini ele alabilip de buralarda egemen bir konuma gelebileceğimiz özlemi mi diyeyim, rüyası mı diyeyim bilemeyeceğim, şey yaptı. Yani bizi çok kaynak tüketen fakat neticede sonucu belirleme imkanımızın çok sınırlı olduğu bir alana çekti. Ve şu anda ben tabii bu iç kamuoyunda da tartışılmıyor, bu askeri harekatın hani mali portföyünün ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Siyasi portföyünün de nelere mal olduğunu az çok görüyoruz ve yani işbirliği yaptığımız Rusya ve İran dahi YPG'ye bizim yaklaşımımızı benimsemiş gözükmüyor. Amerika YPG'yi kendi milisi olarak kullanıyor. Ve Türkiye çok... Türkiye'nin işi zor. Aslında sizi bulmuşken yani. Suriye ile ilgili öngörünüzü almak istiyorum. Çünkü 2011'de başladı iç savaş ve uluslararası bir çatışma ortamına dönüştü ve 2019'dayız ve geçen yıl sonları, bu yıl başlarında yapılan bazı açıklamalar artık savaşın son aşaması gibi şeyler söyleniyor. Son bu yıl biter mi bitmez mi bilmiyoruz ama nereye doğru gider Suriye ve Suriye'de Türkiye'nin bu etkinlikleri nasıl bir sonuç verebilir? Öngörünüz nedir? Şimdi efendim bir kere bu daha sürecek. Onu söyleyeyim çünkü
Sorun şu, yani buraya müdahil olan tarafların hangi hedefleri güttüklerine bir bakmamız lazım. Mesela Amerika'nın varlığına baktığınız zaman şu anda Amerika bir yandan Esad'ın gitmesini istiyor. Esad'ın gitmesini istemesinin altında Amerika'nın demokrasi hayranlığından çok Esad'ın Rusya'ya ve İran'a çok bağımlı olması yatıyor. Şimdi buna karşılık aynı sebepten Ruslar da gitmek istemiyorlar. İranlılar da gitmek istemiyorlar. Tabii Amerika açısından yine İsrail'in güvenliğinin sağlanması oldukça önemli. İran'ın batıya doğru ilerlemesini durdurmak istiyorlar. Ve bilhassa işte müttefikleri Suudi Arabistan'ın bu İran'ın güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık belli. İsrail de aynı şekilde hani İran'ın Suriye'de güçlenmesinden rahatsızlık duyuyor. Şimdi Esad eskisine nazaran daha güçlü ve gitme temayülü sergilemiyor şu an için. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman henüz bir tükenmişlik yok. Yani Amerikalılar hala YPG'yi de kullanarak, DAEŞ'i de vesile ederek bilhassa Doğu Suriye'deki varlıklarını İran'a karşı da devam ettirmek istiyorlar. İsrail, İran çekilmeden Suriye'nin güvenliğinin temin edilemeyeceğini açıkça beyan ediyor. Tabii Rusya ve İran Esad gitsin istemiyorlar. Esad güçleniyor ama hakim olamıyor. Dolayısıyla orta vadede bakacak olursak henüz tarafların müzakereye yeterince hazır bir konuma geldiklerini düşünmek pek bana kolay gözükmüyor. Savaşın sonu da görünmüyor yani. Savaşın sonu gözükmüyor ama hani eskisi kadar yoğun mu? Hayır, değil. Amerika'nın işte çekilme arzuları var. Belki yani sonunda şöyle bir uzlaşı zemini ortaya çıkacaktır. Yani Ruslarla Amerikalılar anlaşacaktır. Bu anlaşmada İran'ın buradan çekilmesi olayın bir parçası olabilir. Yani Ruslar da İran'ın bu kadar bu yönde ilerlemesini bir şey söylemiyorlar ama büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını zannetmiyorum ben. Yani onlar da İran'ın durdurulmasına rıza gösterebilirler. Buna karşılık belki Esad için de bir çıkış planı şey yapılabilir, tasarlanabilir ve belki biraz daha taraflar enerjilerini tükettikten sonra böyle bir yola gitmeye çalışacaklardır. Ama şu anda yani daha işin sonunu görmüş değiliz. Ben tabii Türkiye açısından da işin sonunu çok merak ediyorum. Yani bildiğiniz gibi genel bir kural var. Hani askeri güç siyasi hedefiniz belli olduğu zaman kullanılırsa anlamlıdır. Şimdi ben bu noktada Türkiye'nin askeri güç kullanımının siyasi hedefini yeterince tayin etmek imkanından şahsen mahrumum. Bu mahrumiyetin benimle sınırlı olduğunu da zannetmiyorum. Yani Türkiye evet YPG'nin orada çekilmesi, güç olmaması gibi bir takım düşünceler ileri sürmüştür. Göçmenlerin, daha doğrusu sığınanların, mültecilerin bir bölümünün en azından geri döndürülmesini istemektedir filan. Ama bunları da içine alan bir genel siyasi hedef konusunda ben bu hedefi tanımlamakta müşkilatla karşılaşıyorum. İç politik nedenler mi dış politikada atılan adımları büyük ölçüde belirliyor acaba? Yani şu anda tabii dış politikada olanlar iç politika için bir kaynak olarak görülebilir. İç politikada olanların dış politikada bir kaynak olarak kullanılması daha az gerçekleşen bir şey. Evet. Zannediyorum ama hani şu anda özellikle bir seçim ortamı da olduğu için ve bu seçim her ne kadar yerel olsa da adeta bir ulusal seçimmiş gibi algılanması dolayısıyla dış politikadaki olayların partilerin iç politikadaki pozisyonlarını da etkilediğini görmezlikten gelemeyiz. Evet. Bir şey daha izninizle sorayım. Demin genel bir tablo çizdiniz. O tablo içinde
Kürtlerin durumunu bir de sormak istiyorum. Çünkü Suriye'nin dörtte birinden biraz fazlasına hakim oldukları Kürtler ve ittifakları. Onlar bu son koşullarda Esad rejimiyle yaklaşarak bir ittifak gerçekleştirip bir otonomi almaya mı yönelirler, yoksa ABD ile bağlarını güçlendirip öyle ilerlemeye mi çalışırlar, Rusya'ya mı Esad'la birlikte başvururlar? Şimdi neler olduğuna bakalım isterseniz. Yani birincisi, Trump çekiliyoruz deyince büyük bir şok dalgası geldi. Sonradan biz sizi koruyacağız, yalnız bırakmayız denildi. Ama zannediyorum bu yalnız bırakmama eğer bir bağımsızlık rüyası varsa bunun sonunu getirmiş olmalıdır. Hı hı. Bu bir. İkincisi, Amerikalılar YPG'nin Esad'la görüşerek bir uzlaşma yapmasını istemiyorlar. Bu ikinci bir realite. Üçüncü bir realite, Kürtlerin şu anda daha güçlü bulundukları bölgelerdeki tek nüfus Kürt değil. Orada yaşayan bütün Kürtler YPG'li değil. Bunu da dikkatten uzak tutmamak lazım. Bunun dışında uluslararası ortama baktığınız zaman böyle bir bağımsızlığı herhangi bir Arap devleti arzulamamaktadır. Özellikle Irak ve Suriye merkezi hükümetinin, bırakın böyle bir ayrı devlet olmasını, özellik fikrine bile çok sıcak yaklaştıklarını zannetmiyorum. Bu çerçevede düşünüldüğü zaman, yani bu GPG'nin belki uzun vadeli özlemi bir bağımsız devlet kurmak ise bundan giderek uzaklaşacaktır. Çevre bunu kabul edecek gibi gözükmüyor. Ve en son tahlilde, yani Suriye konusunda bir uzlaşma noktasına gelindiği zaman zannediyorum birinci derecede bu uzlaşı şartlarını belirleyen hususlar arasında Kürtlerin durumu olmayacaktır. Peki. Teşekkürler Derbey. Sağ olun. Suriye'deki durumu, uluslararası gelişmeleri, ABD'nin, Rusya'nın yaklaşımıyla birlikte Türkiye'nin yapmaya çalıştıklarını ve Suriye'nin iç dengelerini kısmen ele almaya çalıştık. Konuğumuz İlter Turan'dı. Uluslararası ilişkiler alanında çok yetkin bir isimdi. Enteresan görüşler paylaştı. Yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.